Merhaba, Reva Akademisi ekranlarında yine birlikteyiz. Kariyer Sensin programı dolayısıyla bugün size 21. yüzyıl yetkinliklerinden kariyer ve hayat becerileri konusunda biraz daha derinlemesine bilgi vermek istiyoruz. Malum bu 1980'li yıllarda e, daktilodan bilgisayara, filmli fotoğraf makinelerinden dijital fotoğraf makinelerine, bantlı e, videolardan dijital e, çekimlere geçmek e, bir temel bir değişiklik söz konusu oldu. Bir de bunları naklederken de yani fakslardan modemlere geçiş ayrıca bir e, genel bir teknoloji farklılığı söz konusu oldu. Ama bununla beraber bilgiye ulaşmakta bir değişiklik daha oldu. Yani özellikle internetin ortaya çıkması, eskiden ansiklopedilerde ya da kitaplardan aldığımız bilgiyi şimdi cep telefonlarından ya da bilgisayarlardan kolaylıkla ulaşmamız söz konusu olmaya başladı. Ama bununla beraber de doğru bilgiye ulaşmakta bazı farklılıklar, sıkıntılar söz konusu oldu. Bir de tabii şey var, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle iş hayatında daha çok istikrarlı bir iş de olmak. Hatta 80'li yıllarda sigortalı bir iş gibi hani e, karikatüze edilen e, konularda söz konusuyken özellikle 90'lı yıllarda hani işte mutlu olmak ya da tatmin olmak gibi kavramlar bir miktar değişti ama şimdi daha da değişerek özellikle esnek olmak, uyumlu o halde bulunmak çok daha öne çıkan kavramlarda. Bu e, genel kavramları bir toparlayacak olursak yani özellikle 3 tane başlıkta toparlamak mümkün oldu. Yani öğrenme ve yenilik becerileri dediğimiz ya da yetkinlikte diye ifade de edebiliyoruz. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi yenilikçilik kavramları bir başlık altında topluyoruz. Onun haricinde dijital okuryazarlık kavramları diye başlıkta topladığımız bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi ve iletişim okuryazarlığı kavramlar bu tabi 20. yüzyıldaki okuryazarlık kavramından daha farklı ifadeler üzerinde duruyoruz. Bir başka olarak da son olarak da kariyer ve hayat becerileri. Bugün de özellikle üzerinde duracağımız husus girişimcilik, esneklik, geleceğin sorumluluğunu alma yani kariyerin kendi belirleme ya da onun sorumluluğunu kendi üzerinde tutma sosyal ve kültürler arası ilişkiler gibi bazı kavramlar var. Şimdi bu 21. yüzyılda çalışan insanın sahip olması gereken özellikleri kısaca ele almak gerekirse Şimdi artık daha çok proje bazlı çalışmalar, inovatif düşünme kabiliyeti öne çıkıyor. Sürekli öğrenmek o noktada e, önem taşıyor. Yenilikçi olma, iletişim ve ilişki kurabilme kabiliyetinin yüksek olması, e, insanların e, anlama, empati kabiliyetinin geliştirilmesi, içgüdüleri kullanarak diğer insanlardan farklılaşma, dijital yetenekleri mutlaka geliştirme çünkü her işte artık kullanılması gereken hale gelmesi bir başka açıdan adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması takım oyuncusu olmak hatta bütün bunlar kendini bilme ve geliştirme tanımanın da öne çıkması olarak neticelendirilmiş vaziyette. Şimdi kariyer ve hayat becerileri diye üçüncü başlıkta özetlediğimiz şeye bakacak olursak artık iş hayatı ciddi anlamda karmaşıklaşmaya başlıyor. Yani genel bilgilerle düşünme becerilerini eğer edinmemişseniz burada bu anlamda ciddi anlamda zorlanacağınız hususlar ortaya çıkmakta. Bir de tabii küresel rekabet diye tabir ettiğimiz birçok sizin işinizi dünyanın birçok yerinden belki uzaktan yapmaları ya da işte dil öğrenerek hani sizin dilinizde bunları yapmaları da mümkün olabiliyor. Göç gibi diğer kavramlarla birçok rekabet edeceğiniz insan sayısı artıyor. Bir başka açıdan baktığımız zaman esneklik ve uyum sağlayabilirlik noktası tabii oldukça önem taşımaya başladı. Yeni yeni şeyler, yenilikler ortaya çıktıkça Bunlara tabii uyum sağlamamız gerekiyor ve bu da esneklik gerektiren hususlardan bir tanesi oluyor. Bir başka açıdan baktığımız zaman her zaman da tek doğru yok. Yani bir 6 sayısına bizim tarafımızdan baktığımız zaman 6 gibi gözükürken karşıdan bakan onu 9 gördüğünü de bizim bilmemiz gerekiyor. Ya da bir başka açıdan baktığımız zaman bizim için doğru olan bir başkası için doğru da olmayabiliyor. Bakış tarzına göre, kültürüne göre. Onun için bunları tabii esnemek gerekiyor. Özellikle de tabii e, neyi ne kadar esneyeceğimiz noktası da önemli. Yani temel değerlerimizden e, esnemek, yani o noktada ne kadar esneyeceğimizi de bilmemiz ve ölçmemiz gerekiyor. Bir başka husus e, liderlik kavramı. Liderlik demek zaten nedir? Hedef belirlemek, başkalarının sizin arkanızdan gelmesini sağlamak. Özellikle tabii mesela başlangıç liderliği dediğimiz e, ilk defa hani lider doğmuyorsunuz tabii. Otomatikman nedir? Sizin üstünüzdekini ne demek istediğini hani anlamak onunla mümkün. Eğer hani belli bir gelişme olursa orta düzey liderlik gibi bir kavram kullanmak olursak otomatikman sizin altınızda da artık liderlik edebileceğiniz insanlar bulunur. Bir üstünüzde tabii üst yönetim ya da CEO gibi hani kavramlarla beraber bunları hem kendi öğrendiklerinizi uygulama imkanı bulursunuz hem de daha çok insana faydalı olma noktasında gelin, gelmiş olursunuz. Onun için liderlik kavramı 21. yüzyılda öne çıkan kavramlardan bir tanesidir. Bir başka açıdan baktığımız zaman inisiyatif kullanma diye bir kavramla karşı karşıyayız. Bu öğrenilmesi en zor becerilerden bir tanesi. Çünkü çalışma saatleriniz dışında, yaptığınız işler dışında ayrıca fedakarlık yaparak bir şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız diğer insanlara fark atıyorsunuz. Bir de tabii bu inisiyatifi kullandığınız zaman doğru kullanmanız gerekiyor. Bunu doğru kullanabilmeniz için de belirli bir tecrübe ya da altyapınız olması da Gerekiyor. Bu tabii iş hayatı, bu e, inisiyatifi, iş ahlakı ve meslek ahlakını da dikkate alarak kullanmamız gerekiyor. Böyle olursa gerçek bir başarı ortaya çıkıyor. Çünkü gerçek bir başarı inisiyatif kullanarak ancak ortaya çıkan hususlardan bir tanesi. Bir başka e, kavram, üretkenlik kavramı ya da verimlilik kavramı. Bunların kendi aralarında farklılıkları söz konusu ama e, burada hani temel başlangıç konularından bahsettiğimiz için ortak hedefi ya da bir işi daha az zamanda bitirmek, daha çok üretmek o kadar zaman içerisinde kastettiğimizden bahsediyoruz. Bununla beraber vakitleri daha verimli kullanma olarak da ifade etmek mümkün. Ama netice itibariyle siz eğer vakti iyi kullanabiliyorsanız başkalarının da vakti ne kadar iyi kullanabildiğiniz noktasında fikirleriniz olabiliyor. Onun için üretkenlik son dönemlerde öne çıkan faktörlerden bir tanesi. Sosyal beceri diye bir kavramımız var. Özellikle işler hani bir kişinin diğerleriyle çevresinde kurduğu ilişkilerden ortaya çıkıyor. Bunlar özellikle mesela sosyal medyanın gelişimi kullanımı anlık iletişim dediğimiz hususta insan etkileşimi de farklılaşmaya başlamıştır. Yani netice olarak günümüzde insanları, sosyal olarak diğerlerinden daha becerikli ve ileride olabiliyor. Yani şunu söyleyelim, bir insan doğuştan bakıyorsunuz ki mesela insan ilişkileri iyi, güzel iş çıkartabiliyor. Ama tabii herkes böyle değil. Netice itibariyle öyle olmayanları da eğitim yoluyla ya da bu kavramları öğreterek hayatı daha kolay idare edilebilir, yönlendirebilir, başarıya e, sağlayabilir halde tutmamız lazım. Bir de şunu bu arada söyleyelim. Yani 21. yüzyılda tabii bu kavramların büyük bir bölümü daha önceden de olan kavramlar. Ama bu, 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 bu e, dönemde daha öne çıkmış vaziyette. Bu arada belki de şeyler de var. Hani kendi kültürümüzde, dinimizde, ortaya çıkan ülf örfümüzde olan kavramlarla karşılaştırmak da mümkün. Yani mesela şimdi nedir? Hazreti Ali radıyallahu anh söylediği çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Yani mesela işte şeyin sürekli öğrenmeye açık olma gibi kavramı beşikten mezara kadar ilim öğrenin gibi, ilim tahsil edin gibi hadis-i şeriflerle açıklamak mümkün. Onun haricinde yenilikçi olma kavramını mesela hatada ısrar etmeyin gibi büyüklerin söylediği sözler var. İletişim ve ilişki kurabilme noktasında iyi geçinmeyle ilgili önemli iyi geçinmek aklın yarısıdır gibi kavramlarımız var. İnsanları ve iş ortaklarını anlama konusunda ee, özellikle insanlara kolaylık gösteriniz, yumuşaklık gösteriniz gibi hani kavramlarımız var. İçgüdülerimize başvurulması noktasında istişare ediniz, istihare ediniz gibi böyle hani e, kendimizi e, içgüdülerimizden hareket edecek kavramlarımız var. Ee, bir başka dijital yetenek ve becerilere sahip olması kavramını nasıl yaparız? Nasıl geçmişle bağlantısını kurarız diye düşünmek için yani Müslüman zamana Uyar teknolojinin iyisini kullanır gibi büyüklerimizin bizlere yapmış olduğu yön çizdiği yön adaptasyon kabiliyeti dediğimiz zaman hayırlı işlerde acele ediniz bir an önce yapınız gibi kendi kendine öğrenmek zaten hani bizim dinimizin esası öğrenmek ve öğretmektir diye sözlerimiz var. Takım oyunu dediğimiz zaman birlikten kuvvet doğar, ayrılıktan felaket olduğunu söylüyoruz. Son olarak da kendini bilme ve tanıma yani kendini bilen Rabbini bilir diye büyüklerimiz söylemiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.